Çok kritik iki soru soracağım sana. Ee, bir tanesi şimdi e, Hatay Spor e, bölge için çok önemli. Türkiye'nin evet. her yerinde her yerinde olduğu gibi e, bölge bölgelerdeki e, takımlar. Tabii sen büyük kulüplerde oynadığın için o daha Türkiye'ye yönelik oluyor ama e, böyle şehir takımlarının da başka bir önemi var. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta oynamak Evet önemli tüm Türkiye ama e, ne bileyim e, yerelde ister Manisa'sı olsun ister Çanakkale'si olsun ister Hatay olsun o da o şehrin lokomotifi oluyor. Benim bir endişem şu gerçekten Hatay Spor e, bu lokomotif görevi e, görürken belediye başkanının tahakkümü altında onursal gibi belediye başkanı görünmesiyle birlikte e, hem halkın sempatisini kazandı hem büyük başarılar elde etti ama hem de sanki belediye başkanının eksik eksiklerinin üstünü örter hale geldi. Ben Hatay Spor'u tutan Merhaba, Atay Spor'u tutuyorum. Tutan birisi olarak bu kaygıyı duyuyorum. Sen bir sporcu Antakyalı Hataylı olarak ne düşünüyorsun? Göz bebeğimiz olan Hatay Spor siyasete alet ediliyor mu? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Hakikaten ee, o kadar. Bir soru sordunuz ki, fakat maalesef insanlar sadece onun spordan ibaret olduğunu zannediyorlar. Aslında siz bu işi özetlediniz ve sorunun içindeki cevabı da aslında siz vermiş oldunuz Enver abi. Olayı da çok güzel okumuşsunuz aslında. Şimdi ben bakın, Hatay Spor'un altyapısından yetişmiş, biraz orada kendinden bahsederek gelmek istiyorum Hatay kadar. Nedenini oraya bağlayacağım. Hatay 10 yaşında o kapıdan içeri girmiş... E ee, henüz şu andaki eee onursal başkan ya da yönetim dahil dahil henüz henüz hiç kimse yokken Ben Hatayspor'un bağrından e, öz kaynağından altyapısının her kategorisinde oynamış 10 yaşından 18 yaşına kadar e, Hatay Hatayspor'u oynamış. Profesyonel takıma kadar yükselmiş. Profesyonel takımda bonservis kazandırmış. Antakyalı e, milli takıma kadar yükselmiş. İki büyük camiada oynamış. Hatay'ın tek futbolcusuyum. İkincisi daha hani. Bunu altını çizelim arkadaşlar. Ee, bu çok önemli. Milli formayı bakın, milli formayı altyapıdan getirmiş. Bu önemli. Bir bir sporcu milli formayı taşıması çok önemlidir. İki büyük camia, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da değer bulmuş. Yani 10 yaşında Karakuru Antakya'nın bir çocuğu ee, Türkiye'nin Sevgilisi olan iki camia Galatasaray ve Beşiktaş ve milli formayı taşımış. Bu sözleri bu bağlamda dinleyin. Evet Gökhan. Ee, daha sonra profesyonel takıma e, çıktıktan sonra e, orada e, görevimi aldım. Daha sonra Çanakkale'den Spor'a transfer oldum. Yani özeti şu. Ben Hatay'ı ve Hatay Spor'u uluslararası arenada ve ülkemde temsil etmiş. Hatay Spor'un evladı olarak bir Antakya'nın çocuğu olarak oradan bağrından yetişmiş tek futbolcuyum. Şimdi ben futbol hayatım bittikten sonra İngiltere'ye gittim. İngiltere'de eğitimimi aldım. Ee, Hatay Spor 2. Lig'den 3. Lig'e düşeceği dönemde diğer bir Antakyalı kardeşim, arkadaşım birlikte Hatay Spor'da mücadele ettiğimiz Bayram Toysal. Şu anda Ankara Spor'un başında. O Hatay Spor'un başındayken e, çağırdılar Hatay'a gittim. Şimdi şu andaki dönemimizde bu jenerasyonda milli olmuş oyuncuların çoğu nerede hocalık yapıyor? Süper Lig'de hocalık yapıyor. Benim jenerasyonum. Volkan Demirler, Ömer Erdoğan, Çağdaş Atan, Servet Çetin, Arda Turanlar, ee, Emre Belezoğullar. Hepsi şu anda benim jenerasyonum Süper Lig'de hocalık yapıyor. Ben ise memleketime sahip çıkmak ve takımıma sahip çıkmak için ikincilikten ligden düşmesin diye İngiltere'deki eğitimimi yarıda bırakıp Hatay'a gittim risk alarak. Ama memleketime sahip çıkmak için takımma. Ve biz o takımı ligde tuttuk. ikinci ligde o gün. Bakın çok önemli bir şey. Üçüncü lige düşmeden. Tesislerde fareler cirit atıyor. Yemek yok. Sıcak su yok. Futbolcular paralar ödenmiyor. Bunlar ailelerine bakan çocuklar insanlar. Ben bir abi olarak oraya gittim. Futbolun içinden gelmiş. Onlara bilgi birikimli tecrübelerimi aktarmak için. Bir buçuk ay boyunca onlarla yatıp kalktım. Hatay'da kaldım. Ve o zamanki Lütfü Savaş e, y, e, belediye başkanıyken yanına gittim. E, ondan rica ettim. AKP'li miydi o zaman? Efendim? AKP'li AKP miydi CHP'li miydi o zaman? Ee, CHP'liydi galiba. CHP Öyle hatırlıyorum. Yanılmayayım. Ee, 200 bin TL civarında bir rakam aldık. O 200 bin TL çocuklara yatırdık. Ee, o kadar mutlu oldular ki aylarca Evlerine yemek götürmeyen, para götürmeyen bu çocuklar o kadar mutlu oldu ki. Ve bir şekilde biz ligde kaldık Enver abi. Bir sonraki senenin planlamalarını kurmaya başladık. Ee, daha sonra e, İlhan Palut hocamız e, şu anda Süper Lig'de çok başarılı giden. O da Antakyalıdır, Hataylıdır. E, Ümran Spor'da çalışırken yardımcı antrenörken, bakın çok önemli yardımcı antrenörken Hatay'a dönmek istediğini Eşi öğretmen, kendisi öğretmen. E, Hatay Spor'da e, tekrardan bir şeyler yapabilir mi? Hem öğretmenlik hem de Hatay Spor'da bir görev alma. Ben hemen İlhan abiyi, dedim ki İlhan abi o benim abim. Hem o da arkadaşımdı hem de Hatay Spor'dan da arkadaşımdı. E, takımın başına getirdik. Antrenör olarak değil, bir abi olarak getirdik. Ve takım çok kötü gidiyordu o dönemde. E, gittim Lütfü Savaş'ın yanına. Dedim ki Sayın Başkanım, biz dışarıda antrenör arayacağımıza, kendi evladımıza şans verelim. Kendi çocuğumuza. İlhan abi takım başına getirin. Ben güveniyorum. Ben kefilim dedim. Ve o gün İlhan abi takımın başına getirdik. O takımın kadrosunu birlikte kurduk. O takım e, TFF 1. Lig'e kadar çıktı. Bakın TFF 1. Lig'e kadar. İlhan abi daha tanımıyor. Lütfü Savaş. Kim o diyordu? Ben İlhan abi mi? ve şu anda İlhan Palut ülkemizi temsil ediyor Türkiye'de. Ve çok başarılı giden bir antrenör. Genç bir antrenör. E, ve daha sonra o takımın TFF birincilikteyken 5 oyuncusu Yusuf Abdioğlu, Gökhan Karadeniz, Kubilay, e, Saydo Diallo, e, Mirkan Aydın bütün bu oyuncuların 5'ini e, İstanbul'da birebir aylarca görüşerek Hatay Spor'a kazandırdım. Ki Hatay'da o dönemde Suriye sorunları, insanlar yabancı futbolcular gelmek istemiyordu. Böyle bir sorunlar vardı. Bir sürü sıkıntı vardı. Ve ben bu oyuncuları Hatay Spor'a kazandırdıktan sonra o takım İstanbul'da Gazişehir-Gaziantep'e karşı bir final oynadı. O zaman Süper Lig'e çıkamamıştık hatırlarsanız. Bir sonraki sene de Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'e çıkmadan önce Enver abi Bopenza denen bir oyuncu vardı. Tüm Türkiye'yi ligini sallamıştı. Hatırlayın lütfen. Bizi Fener'e gelsin diye delirdik. Olmadı. Evet, Alamadık. Evet. <laughs> Bak, 300 bin euroya aldırttım. 300 bin euroya. Bu oyuncu bana geldiğinde henüz daha Süper Lig'de değildi bu takım. O zaman oyuncular izliyordum Hatay Spor için. 300 bin Euro'ya ben mi aradım biliyor musunuz? Ee, o 300 bin Euro'nun çok küçük bir rakam gibi gözükse de futbol camiası içinde. Ben ise memleketime sorumluluğumdan dolayı 300 bin Euro benim için çok büyük bir rakam olarak geliyor. Çünkü bir kuruşu bile benim için çok kıymetli. Zarara girsin istemediğim için. 10 milyon Euro'ya alamıyorsunuz onu bol servisine. Evet, evet ben Lemina'yı aradım. Lemina. Galatasaray'ın Lebina, Gabon Milli, Lemina orta saha oyuncusu hatırlayın. Çünkü Bopenza da Gabon Milli olduğu için ben e, Bopenza'nın gerçekten doğru futbolcu olup olmadığını ince eleip eleyip sık dokumak istiyorum. Belki gözlerim yanılabilir diye aradım. Bana dedi ki Lemina eğer tutturursa ve oynarsa üç büyüklere rahat gider. Ben dedim ki o zaman doğru oyuncuyu izlemişim. En az 10 defa izledim bu oyuncuyu ve 6 milyon euroya sattılar. Yani 300 bin euroya getirdim oyuncuyu. Kulübüme 6 milyon euro kar ettirdim. Daha sonra bana yardımcı antrenörlük e, teklifi getirildi. Yardımcı antrenör oldum. Gökhan sen hazırlanacaksın dediler. Ömer Erdoğan yardımcısı olarak. Ve ben e, pro lisansımı aldım. İtalya'da eğitimlerimi aldım. Türkiye'de en üst düzey lisansımı bitirdim. Ve işi mutfağından gelmişim. İkincilikten Süper Lig'e kadar olan serüvende bana Lütfü Savaş dedi ki bu takımı sana emanet edeceğim. Her genç jenerasyondaki e, hocalar gibi. Ve en fazla hak eden benim. E, Hatay spor altyapısından profesyonel takıma kadar ve profesyonel takımı da profesyonel anlamda yönetici anlamında, sportif koordinatör anlamında ve teknik anlamda yöneten birisi de olarak maalesef bana bu şansı vermedi. Ve benim e, sözleşmem bitti. Sözleşmem bittiği için de bu kadar bana da mobbing uygulandığı için maalesef artık ayrılmak zorunda kaldım. Hatay spordan. Ve Ondan sonra ikincilikten tanımadığımız İstiklal Marşı'nı okumayan bu benim içimi acıtıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatay benim göz nurum diyen bir memlekette ve benim Büyükşehir Belediye Başkanım Onursal Başkanım beni getirmiyor takımın başına ama İstiklal Marşı'nı okumayan bir teknik adam getiriyor takımın başına. Bu, bu, benim Serkan Özbalta. Bu benim içimi çok acıtmıştı. Çünkü o, Serkan Özbalta daha önce gelmişti. Kimdir o? Teknik adam, bir tane teknik hani adam. Ben, ben ilk hani, defa duydum. Ben de ben de o zamanlar işte ilk defa duydum. İkinciden getirmişlerdi. O yüzden ben içimi çok acıtmıştı. Oranın bir çocuğu bir evladı olarak, yani kardeşim, ben bu takımı o günlerden bugünlere kadar getirmiş birisi. Niye nasıl kalma okumuyor? Tarikatçı, cemaatçi bir tip mi? O kadarına girmek istemiyorum Enver abi. Yani o e, o Anladım, konuları ben araştırır, Ben araştırır bulurum. Ben o konulara çok fazla hatta hatta e, o zaman biraz e, serzenişte bulunmuşlardı Lütfü Bey'e ve hatta Twitter'da çok dolaşmıştı nedeni neden e, öyle birisi geldiğini e, hatta giderken bile e, arkasından e, teşekkürlere boğarak gönderildi ama ben ise bir hatayın evladı olarak maalesef e, beni bir noktaya getirmek istemedi ve o yüzden kendisine kırgınım üzgünüm. Herkes diyor ki Aa işte sen Hatay Spor'da olmadın diye mi böyle? Hayır. Benim vicdanım rahat. Ben sadece Hatay Spor özelinde kullanıldığım için üzgünüm. Ben oranın evladıyım. Ben oranın çocuğuyum. Ben Hatay Spor'da e, ben varken daha onlar yoktu. Ben Hatay Spor için mücadele ederken daha onlar yoktu. O yüzden yani e, üzgünüm ya Enver abi. Tamam. Üzgünüm. Gökhan. Gökhan, şimdi anlaştık. Bir işimiz de Hatay Spor'u kurtarmak olacak. Ee, tabii ki e, Volkan Demirel'den değil. Tekrar ediyorum, Volkan Demirel'den değil. Çünkü e, Volkan Demirel bu süreçte dışarıdan Antakya'ya gelip e, Hatay'a gelip mücadele etmiş bir milli sporcu. Benim kastım siyasilerin elinden. Bir kere onu koyalım. E, Gökhan Zan da dikkat ederseniz. Elmer abi, Emre abi. Aha. Çok özür. E, balla kestim sözünüzü. Kusura bakmayın lütfen. Sorunuz. Bey için şimdi aklıma geldi. Bunun siyasetle alakası var mı? Evet. Hatay Spor başarı yakaladığı zaman bu başarıyı sergileyen kim oldu? Doğal olarak Onursal Başkan Lütfü Savaş oldu. Ve her galibiyetten sonra kendisi mikrofonlarda kendisi ve e, basın sözcüsü Mustafa Özat Özatlar inşaat hatırlayın e, babası Ankara'da yakalanan kişi oradaki kadınlar tarafından e, işte bu insanlar Hatay Sporu yöneten insanlar maalesef. Bir daha orayı söyler misin? E, kadın e, Antakya'da evleri yıkılan, yakınları ölen kadınlar e, bir kişiyi yakaladılar o müteahitti o müteahhitin evet. oğlu o. söz ettiniz Antakya'nın sözcüsü. sözcüsü hala Hatay Spor'un sözcüsü. Evet kolejlerin de sahibi aynı zamanda Antakya'da. Ee, işte bu insanlar Hatay Spor'u maalesef yöneten insanlar. Boy boy her yerde fotoğraf birlikte verip, hatta spor büyük camiaları yendiği zaman hemen demeçler ve mikrofonların karşısına kameraların karşısına geçip bu galibeti mimarları kenderiymiş gibi. Fakat mağlubiyet olduğu zaman hiçbiri gözükmeyip hemen teknik adam üzerine suçu atabilecek kadar bu kadar vizyonsuz insanlar. O yüzden ben bu kadar uygulanan mobingte bu kadar vizyonsuzluk içerisinde olmak istemediğimi tek başıma hareket etmek istediğimi. Ve o yüzden Hatay Spor'dan ayrıldığımı ifade etmek isterim. Fakat siyasi olarak evet bunu kullandılar Hatay Spor'u. E, çünkü puan almak için, e, daha fazla seçmene ulaşmak için işte Hatay Spor başarısını her yerde. Çünkü neden spor camiası ve süperlik ekran başına daha fazla çıkabiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz, kendinizi gösterebiliyorsunuz doğal olarak. Ve e, bunu yapmaya çalıştılar. Ama fakat e, doğruların e, bir gün e, her zaman gerçeklerin e, gö herkesin gözü önüne çıkacağı malum biliyorsunuz özellikle bu deprem olayında son iki son iki soruyu soracağım Gökhan e, Çünkü izleyicilerimiz çünkü bir hayli yoğunlar ve güzel bu iki soruyu soralım birincisi e, demin ben cevapladım ama.